Hocam nereden başlayalım? Öncelikle isterseniz size kendinizi tanıtmakla başlayalım. Sizi biraz tanıyalım. Kendimi tanıtayım. Tabii doğru, tanıyan az çok kişi var da ama öğrenci kesimine tanıtmamda tabii ki bir gereklilik var baştan ki kim bu adam, ne anlatıyor falan dediğim zaman dinler. Şimdi şöyle söyleyeyim, adım Ümit Celbiş, biliyorsunuz. Aslında 1969 yılı Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu İçimarlık bölümü mezunuyum. Hemen akabinde askere gittim. Döndükten sonra, kısa bir çalışma müddetinden sonra bir devlet bursu ile Almanya'ya Endüstri Tasarımı okumaya gittim. Çünkü okulun o zamanlar programında vardı. Yani tekrardan bir ilk etapta Endüstriyel Tasarım ve Film Televizyon bölümü açmak için 5 arkadaş sınavı kazanıp işte İngiltere'ye, İtalya'ya, Almanya'ya falan gönderildik. Yani o şekilde Almanya maceram öyle oldu. 73-78 yıllar arasında Almanya'da önce lisan okulunda okudum. Daha sonra Kassel'deki, o zamanki adı Gesamthochschule, yani Birleşik Yüksek Okullar olan bir okul. Daha sonra Universität Kassel olarak adı değişti. Yani Kassel Üniversitesi oldu. Orada tasarım eğitimi gördüm. Ve 78'de Ocak ayında diploma aldım. Aynı yılın yazında da Türkiye'ye döndüm. İşte kısa bir müddet burslu olduğum için bakanlık emrinde Ankara'da bir masada oturdum. Öyle söyleyeyim. Çünkü o zaman öyle yapıyorlar. İlle görev vermek zorundalar. Görev vermezlerse sorumluluğunuz kalkıyor gibi bir şey vardı. Neyse, şeyde yani 79'un başından itibaren bizim okulda şeye başladım. Asistan olarak çalışmaya başladım. Tabii o zaman biz 5 sene evvel tasarımcı bölümünü açmak üzere gönderilmiştik. Ama döndüğümüzde hala açılmamıştı. Çünkü bizden önce 65 senesi ben okula girdiğim sene yine bir grup gönderilmişti. Ondan mesela bir tanesi İlhan Hoca bizim. İlhan Erhan, Kadir Has'taki. O da aynı şekilde 65'te şey olarak gidiyor. Endüstri Tasarımı bölümünün kurucu su yani kurma anlamında filan. Neyse, o işler uzun hikaye. O başlı başına şey olabilir o yani. Başka bir şeyin konuşması olabilir. Yani bir Türkiye'de tasarım tarihinin konuşması olabilir. Neyse, başladık. Başladığımızda şey vardı. İç mimarlık bölümünde adı iç mimarlık bölümüydü ama fiilen iki ayrı atölye olarak. Yani bir tanesi nesne, obje tasarımı, ki işte endüstriyel tasarımın ilk şeyi, o ekip kurdu. Diğeri de bildiğimiz şey iç mimarlık, yani mekan, hacim ve mobilya tasarımıydı. Bu şekilde oldu ve 1982'de işte YÖK oldu. Okulun yeri değişti. İşte okulun yapısını da değiştirdiler, açık söylemek gerekirse. Bu da ayrı bir konudur. Yani bizim okul Tatbik Güzel Sanatlı olarak bir Bauhaus konseptine yakın bir konseptte kurulan bir okulken biraz o konsept maalesef YÖK tarafından, yani 12 Eylül sonrası bütün yüksek eğitim kurumlarını standart bir formata getirmek açısından biraz zedelendi. Zaten fakülte olarak Marmara Üniversitesi'ne bağlandık. İşte yeni bölümler açıldı falan derken. Ama biz şeyimizi koruduk, yani bölüm olarak şeyi koruduk ama yani okulun eski şeyi, havası biraz, açık söyleyeyim, yani bu eğitim konsepti, yani bir tasarım okulu olarak eğitim konsepti biraz maalesef güme gitti. Yani klasik bir Güzel Sanatlar Fakültesi şeyine getirdiler. Neyse, işte 80'li 85'li yıllarda bölüm resmen kuruldu. O zaman biz iç mimarlık bölümünden ayrı, yani iç mimarlık bölümü ayrı, biz ayrıydık. Ve ondan beri de işte ben 2013'te emekli olana kadar orada çalıştım. Arada 90'ların sonundan itibaren işte İTÜ'de, hatta Yıldız Üniversitesi'ne kısa bir müddet kent mobilyaları dersi verdim. Ama İTÜ'de bir 10 sene yakın çalıştım. Bu arada işte birkaç tane de Vakıf Üniversitesi, Yeditepe, Kadir Has, Doğuş'ta çalıştım ve emekli olduktan sonra da şimdi Okan'da görevli görünüyorum. Olay budur. Yani 2 gün Okan'da dersim var. Gerçi şu anda biz izinliyiz bu pandemiden dolayı. Bir de Marmara Üniversitesi'nde çarşamba günü dersim var. Onun dışında da işte
hatırlayamadığım kadar jüri üyeliğim şey yok. Tezdi vesaireydi. Şey ne derler, yarışmaydı falan. Hani onlar üstüne koyarsam bu program biter sonra şey. Peki Ya hocam, durum bu. Yani şu anda kaç senedir bu endüstriyel tasarım dünyasının içinde oluyorsunuz yani tam olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani akademisyenliğe başlamayalım 79. Yani 42 sene oluyor. Ama yani bir tasarım eğitimi dersiniz 65'ten beri. Yani iç mimarlığı da bir tasarım eğitimi olarak kabul ettiğimiz takdirde 65'ten bu yana, yani ben başladığımda daha siz değil babalarınız, annenizin bir kısmı bile dünyada yoktu. Öyle bir geçmiş. Yani Türkiye'deki şeyine baktığımız zaman tabii bu şey yapılırken bu arada aynı dönemlerde ODTÜ'de bu şeyin yine bir Amerikalı James Monroe'nun araştırma olduğunu biliyoruz. Daha önce böyle bir ETMK bir şey yapmıştı. Yine 70'lerin başında bizim okulun özel olarak kurulan özel tatbikini devletleştirildikten sonra uygulamalı endüstri sanatları yüksek okulu olarak Mimar Sinan o zamanki akademiye bağlandığını, yani hemen hemen benzer süreçlerde farklı kurumlarda da bu tasarım eğitimi başlıyor. Yani kaba taslak detayına girmeden söylersek bir yarım asırlık bir mazisi var endüstriyel tasarım eğitiminin. Ama tabii başlangıç bu kadar şey değil, şimdi kadar organize ve şey değildi. Yani çok büyük bir ölçüktü. Belli kişilerin şeyiyle gitti, açık söylemek gerekirse, sırtlaması. Ama sonra ben şeydeyken, yurt dışında Almanya'da öğrenciyken bizim hocalarımızdan bir tanesi de Almanya'daki tasarım, endüstri tasarımı derneğinin kurucularındandı. O da benzer şeyleri anlatmıştı. Yani ilk 50'li yıllarda biz işte endüstri tasarımı şeyi FAVDEİT dedikleri Alman Endüstri Tasarımcılar Birliği'ni kurulurken benzer şeyler yaşamışlar. Yani belli kişiler işte ufacık bir arabayla şehirden şehire toplantılara gidiyorduk falan. Yani o hikayeler Türkiye'de de yaşandı. Şimdi tabii bugün de geldiğimize baktığımızda artık siz öğrenciler bile şey kurabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yani bugün artık ETMK var. Efendim başka kuruluşlar var. İşte akademik etak var. Öğrenci inisiyatifleri falan var. Yani biraz daha organizeyiz. Evet. Sorularım bu soruyu bu şekilde geçelim. Teşekkür ederiz. Biz şimdi şunu merak ediyoruz. Siz iç mimarlıktan endüstriyel tasarıma geçtiniz ama o dönemde Türkiye'yi bıraktığınızda Türkiye'de endüstriyel tasarımın durumu neydi? Biliniyor muydu yoksa bilinmiyor muydu ama yine de değer veriliyor muydu? Almanya'da bununla beraber nasıl karşılaştırabiliriz? Biraz o süreci anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki o yıllarda endüstriyel design diye daha çok telaffuz ediliyordu. İşte tasarım o yıllarda Türkçe literatüre girdi. Yani design sözcüğünün karşılığı olarak girdi. İşte ben 72 senede sınava girdiğimde İlhan Erhan dönmüştü. Hatta ona tanıştık, konuştuk falan epey şey. Mesela o da gitti döndü. Daha henüz kurulan bir şey falan yoktu. İşte tam o sırada uygulamalı şey kurulduğu için yani ilk şey olarak, ona haklı olarak ilk şeyi biz izliyorlar. Yani resmi kurulan şey oydu. Bir Türkiye'de bir okuldu yani sonuçta bu. Ve çok az kişinin bildiği şeylerdi. Ben size komik bir şey söyleyeyim. Ben iç mimarlık okurken bile der ki mimarlık bitti, iç mimarlık ne yahu derlerdi. Yani kavramları Türkiye'de, yani şimdi mesela Türkiye'de iç mimarlık denize artık herkesin bildiği bir kavram. Yani etabile oldu ama şimdi endüstriyel dizayn ve tasarım da 70'lerde işte ilk yeni isim şeye geldi. Bir kısmı dizayn, bir kısmı tasarım. Bir artık tasarım diyoruz. Yani ben prensip olarak her ne kadar tasarım sözcüğü dizaynın şeyini, anlam şeyini karşılamıyorsa da ama yani Türkiye'de Türkçe bilim ve sanat yapılması tarafları olduğum için tasarım sözcüğünü eşittir dizayn olarak kullanıyorum yani. Ama 70'lerde daha şey, yani yeni kurulan, yani akademik düzeyde yeni yeni yapılanan bir şeydi. İşte bir takım insanlar gidiyordu, geliyordu filan. Ondan sonra tabii şey oldu. Ama uzun süre 3-4 okul vardı. Yani ben hatırlıyorum, biz şey İstanbul'da Mimar Sinan, Ankara'da ODTÜ, sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi
ve daha sonra diğer İstanbul Teknik Üniversitesi ve daha sonra devlet ve özel diğer şeyler açıldı. Ve şu son yıllarda mesela uzun süre 8-10 taneyken şimdi yanılmıyorsam 35 tane falan mı ne tasarım bölümü olmuş. Sevinelim mi? Sevinelim ya. Yani sonuçta bir şekilde su yolunu bulacak yani. Bir şekilde bir şey oturacak. Ha, şeye gidince, sorunun öbür tarafına gelince Almanya'da gittiğimde neydi? Almanya'da tabii gittiğimiz daha önceden bilgi sahibiydik. Mesela bizim okul kurulurken de bir Profesör Adolf Schneck adlı çok ünlü bir profesörün şeyiyle ne derler referansıyla ve araştırması kurulan bir okul 28 bölüm olarak düşünülmüş. Fakat o gün koşullar 5 bölüm olarak kurulmuş ve endüstriyel tasarım sözlüğümüz öğrenciyken öğrendik açıkçası. Ve şimdi dergilere falan bakarken de böyle bakıyorum, merak ediyorum. Aa ne güzel ya, bak mesela biz iç mimarlık bölümünde 3-5 tane şey biliyorduk, bağlantı elemanı. Ya işte bir arkadaşım var, şimdi maalesef aramızda değil, rahmetli oldu. Ya diyordu, biz niye kendi şeyimizi yapmıyoruz falan filan, kendi şeylerimizi keşfetmiyoruz filan gibilerde. Yani böyle çok naif ve safiyane bir şekilde yani tasarımı şey yapardık, dillendirirdik, özlerdik filan. Böyle şeyler vardı. Tabii gittiğimiz zaman şunu gördüm. Bir de bizim okulda bir Alman teknik şeyler kurulduğu için literatür falan ağırlıklı, kütüphane Almanca filan da çok yabancılık çekmedim açıkçası. Bir takım sözcükleri, mözcükleri, kulak dolgunluğundan filan biliyordum. Ama şey düşünüyorduk yani Almanya'da gözümüzü büyütüyorduk açıkçası. Yani Türkiye'ye giden herkes Avrupa'yı gözünde büyütür bir müddet. Hele belli bir yaşta gidiyorsunuz. Gerçi ben 27 yaşına gittim yani askerliğimi falan yapmıştım. Ama ona rağmen şunu gördüm. Tabii o şey kitaplarda gördüklerinizi canlı görüyorsunuz. Vitrinlerde orada burada görüyorsunuz. Tabii bir müddet sonra alışıyoruz. Ya diyoruz tamam, bizim yaptığımızda ne farkı var bunun? Açık söylemek gerekirse. Sonra baktım ki hakikaten eğitim kalitesi olarak hiçbir şekilde aşağı olmadığımızın farkına vardım. Ama burada şey var, buradaki olay şu tabii, zihniyet farkı çok önemli. Yani oradaki hoca-öğrenci ilişkileri, oradaki o liberal şeyler falan çok iyiydi. Mesela bir, hiç unutmuyorum, ilk derslerin bir tanesinde hoca bir öğrenci tartıştı, Alman öğrenci. Ya bu çok saçma bir şey ya filan dedi. Ben böyle yüzümün kızardığını hissettim. Ben, başkası adına utanmak. Normal. Hoca gayet niye ya filan dedi, böyle gayet sakin bir şekilde tartıştılar. Ya şimdi bizde pek o zamanlar olmayan şeylerdi bunlar. Yani bizim hocalarımız daha eski tip hocalardı. Yani bizim öyle bir resmiyet veya bir şey mesafesi varken. Mesela bu tip şeylere çok daha rahat konuşulan, çok daha nasıl diyeyim, bir samimi konuşulan ve insanların herhangi bir şekilde kendi kendilerini sansürlemeden konuştukları falan bir ortam. Bu çok önemli. Yani eğitimde gerçekten samimiyet çok önemli. Yani orada ki genel toplumda böyle bir şey söylediğin zaman size insanlar inanıyorlar. Mesela biz öyle değil. Biz kuşkulu bir milletiz. Arkasına bakın tipini beğenmedik. Bunda bir iş var filan derler. Orada size inanıyorlar. Ta ki siz o şeyi, inancı yıkana kadar size inanıyor insanlar. Yani hakikaten öyle şeyler anlatıyorlar falan da yani böyle gülüyorduk. Yani mesela bir tanesi, bir de tabii orada da çok yani şey var, dünyayı tanımayan. Ya işte sizde bir arkadaşımız vardı, bir gün bir Alman'ı çok güzel işletmişti. Sizde işte birden fazla kadın alıyormuşuz dedi. Tabii benim dedi iki tane de Türkiye'de karım var dedi. O zaman orada evliydi o zaman arkadaşı. Ağzı açık oldu filan. Sonra ya nasıl oluyor? Vallahi ben kızdım mı dedi, şey yaparım dedi. Hatta bir tanesini öldürdüm filan dedi. Şimdi iyice artık şey uçmaya başladı filan ve hala inanıyorlar. Yani öyle de bir enteresan bir toplum. Ama şimdi artık soyular o kadar değil. Yani Türkleri tanıdıkça onlar da bu kadar çok inanmıyorlardı ama yani öyle bir şey vardı. Demek istediğim şu, yani çok ekstrem bir örnek verdim. Yani orada insanlar sizin söylediklerinize bir şekilde inanıyorlar. Yani orada birbirlerine karşı bir şey var. Böyle bir nasıl diyeyim, bir samimiyet, ya bu adam beni niye kandırsın ki falan gibi bir şey var. Yani bizim doğu toplumları gibi böyle kuşkucu falan değillerdi. Yani onlar beni çok etkiledi açık söyleyeyim. Yani yaptığımız şeylere falan baktığım zaman yani evet, çünkü ben 4 yıllık bir eğitimde aldığım için çok çok rahattım. Bizim bazı derslere falan bir sömestr gün ya tamam sen çok iyisin ya gelme falan diyorlardı.
Yani öyle şeylerim oluyordu. Çünkü o benim avantajım. Burada tek şey görmüşüm. Burada sınavla girmişiz. O zaman biz sınavla giriyorduk. 6-7 bin kişi başvuruyordu. Gece 12'lere 1'lere kadar sınav yapılıyordu Türkiye'de. O zaman 2-3 tane okul olduğu zamanlar. Şimdi o zaman tabii mecburen Türkiye'de yani krem de la krem dediğimiz yani en üst şeyleri falan seçiyor kurumlar. Doğru. Şimdi orada adam alıyor dosyasını geliyor mesela bölüm başkanı ya ben tasarımcı olacağım diyor bana listede işte bu sene bitecek veyahut da şey yapacağım ne yaparım falan diye oturuyor konuşuyor sohbet ediyor falan mesela böyle bir ortam vardı. Tabii onlar bizi çok şey yaptı yani çok etkiledi yani olumlu anlamda. Yani bizde de mesela öyle şeydir yani sokaktan gelip de soran insanlar oldu. Ben tasarım okuyacağım şu veyahut da benim oğlum çok merak çok güzel araba çiziyor. Genelde de araba çizerler tasarım meraklıları olan çocuklar özellikle şey okuyor falan diye. Yani biz şey yaparız gösterir şey yaparız dosyalarını çıkartır neler yapıyor ne ediyoruz falan diye. Yani bunlar güzel şeyler hani, baktığımız zaman. Ama tabii şimdi Türkiye'nin koşulları farklı. Yani Türkiye'de eğitim sistemi çok farklı. Yani şimdi bu tartışma bitmeyecek. Şimdi Almanya'da şey sistemi, yüksek öğretim sisteminde daha küçük yaşta çocukları bazı şeylere ayırıyorlar. Mesela herhangi bir şey varsa bir 4. sınıfta ilkokul 4'te okulun hocası, pedagogu, veli çağırıp toplantı yapıyorlar. Bu çocuk hangi yöne gidecek? Hiçbir pek yani standart sıradan bir adamsa bu diyorlar Hauptschule dedikleri benim şeyi okur. Standart okur. Ondan sonra bir meslek şeyine gider. Meslek sahibi olur. Veya işte diyorlar bilmem şeye gider. Mesela jimnazyum dedi, liseye orada hemen hemen %2, %3'tü benim zamanımda gidenler. Yani onlar artık üniversite tahsili yapacak yani akademik şeye gidecek tiplere öyle. Şimdi Türkiye'de kaç milyon adam geliyor? Şimdi böyle olduğu zaman da bir standart tutturmanız falan zor. Şimdi mesela o zamanlarda biz eskiden sınav yapılıyordu. Hani 15-16 kişi alıyordu en iyiler falan filan. Şimdi artık sınav da kalktı. Şeyler de çok. Türkiye'de hemen hemen 30 küsur tane şey almışsa falan. Bu defa tabii şey farkları oluyor. Nasıl diyeyim? Yani öğrencinin kalite farkı yanlış anlaşılıyor da yani özellikler farklı oluyor. Yani büyük kentte yaşayan, gören, eden, imkanları olan ile herhangi bir kentte yaşayan bir şeyin ciddi farkı var. Yani tasarım eğitimi için sadece yetenek sahibi olmak yetmiyor. Yani çevreyi gözlemlemeniz lazım. Meraklı olmanız lazım. Yani bir sokağa çıktığınız zaman vitrine bakarken böyle etikete değil ne satılıyor, nedir, ne değildir. Mesela ben hatırlarım yakın zamana kadar yani bir 10 sene öncesine kadar senede birkaç kere Tahtakale taraflarına giderdim. Ne var ne yok orada bu uzak doğu pazarları falan vardır. Bir takım şeyler geliyor, gidiyor, neler üretiliyor. Şimdi tabii olayın şeyi rengi şöyle değişti. Şimdi Tanrı'ya şükür şey var, internet ve teknoloji var. Böyle oturuyorsunuz, sevinin olduğu gibi böyle şeyde tıkla bak gör değil ama onaktan görmek lazım. Yani gidip mesela biz Perşembe Pazarı'nın altı üstüne getirdik. Şimdi Perşembe Pazarı diye bir semt var ama Perşembe Pazarı yok artık. Yani kaldırıldı. Orada gider mesela ben hatırlıyorum bir çekme vida yaptırmak için bir gün boyu orada dolaşmıştım. Rica minnet bir sandalye yapıyorduk. Biz bir böyle bir atölyede çalışıyorduk. Onun için gidiyorduk. Yani ne bileyim şey yapıyorduk. Ankara'da bir şeyin döner sermayenin fabrikasında bir ay şey yaptık. Bayağı ırgat gibi çalıştık mobilya atölyesinde. Cilada yaptık. Ben örnek anlatayım. Ya bu işler sadece şeyle olmuyor. Yani çevreye duyarlı olacaksınız, mesleğe duyarlı olacaksınız, genel kültürü olacak. Bir de bir takım becerileriniz olması lazım. Ben Almanya'da iki tane staj yaptım. Yani şey olarak akademik anlamda bir tanesi plastikle ilgili ki onu bana okuldan söylemişlerdi yani bizde daha çok ahşap ağırlıklı olduğu için plastikle ilgili sadece plastik kalıplar yapan bir firmada bir de metal üzerine onu da şeyde yaptım bulundum kentte Volkswagen'in çok büyük fabrikası vardı şöyle büyüklüğünü şöyle söyleyeyim cephesi otobana 1100 metre
Avrupa'nın en büyük kapalı şey binasıydı. Böyle 6-7 futbol sahası büyüklüğünde şey vardı, eğitim şeyi vardı en son tarafta. Yani tramvaydan inip bayağı böyle yürüyorduk sabahları, sabahın köründe. Ve orada 6 hafta ben eğitim yaptım ve bir hafta bir metal parçasını eğledim. Yani şey, resmen Çin işkencesi. Buna dedim, bana işte bana bir milim incelteceksin. Bir de kumpas verdi. Bakıyorum. Aynen yok. Yapıyorum falan. Buraların falan ağrımaya başladı. Sonra tabii farkına varıyorsunuz ki o aslında şey, size bir disiplin kazandırıyor. Yani el becerinizi, hissetmenizi. Mesela hala bugün dünyada tasarımda şeyler yapılıyor. Gerçek mock-up veya şeyler, mesela clay modelden otomobil yapıyorlar hala. Niye? Çünkü onu hissedeceksiniz. Yani görmek, tamam renderlarda çok şeyler yapılabiliyor ama görmek, hissetmek, dokunmak veya etrafında gezmek, farklı açılardan bakmak, geriden bakmak, önden bakmak, bütün bunları yaşamanız lazım. Yani tüm duygularınızı yaşaması gereken bir şey tasarım. Şimdi genellikle öğrenci biz bunu konuşuyoruz ama şimdi tabii öğrencilerle olduğum zaman bu konularda mümkün olduğu kadar hiç kimsenin kalbini kırmadan konuşmaya çalışıyorum. Şey yok yani, çok az kişide var bu merak. Yani bazıları bunu da yani gördüğü zaman bu işi hissettiğini zannediyor. Yani görmek yetmiyor gerçekten. Yani mesela bir malzemeyi kokusunu almadan şey yapamazsınız. Elinizi almadan bir deri, ahşap, mermer neyse o şey hissetmeden, yani ben şeyde anlatırım, yüksek lisans dersinde öyle bir şey vardır. Gestalt ile ilgili, yani tasarım şeyle ilgili, estetik kısmıyla ilgili. Mesela şey, malzemelerin dili diye bir şey var. Gerçekten malzemenin dili var. Yani onu hissetmeniz lazım. Yani her malzemenin kendine göre bir şey var. Yani bu tamam, siz çok güzel mesela şeyler var. Ahşap desenli yer karoları falan var. Yani bilmeyen birisine göstersen, aa bu tahta mı der. Yani onu dokunduğunuz anda hissediyorsunuz ahşap olmadığını. Bunu hissetmeniz lazım. Yani bu bir alışkanlık olması lazım. Yani bunun gibi şeyler var. Yani oradaki tabii daldan dala. Bu aslında biraz şey de ne de bu görüşmenin konsepti biraz da öyle gerçi ya. Daldan dala. Ama ben yine şey söyleyeyim. Yani oralarda bunlara çok önem veriliyor. Yani bir şey hissetmeniz, anlamanız, yapmanız gerekiyor. Bir şey yerinde görmeniz gerekiyor. Üretim bilmeniz gerekiyor. Mesela bizim bir proje yaparken bir grup arkadaş bir tane şeye, bu Volkswagen miydi? Döşeva vardı. Citroen'in 2CV arabası vardı. Meşhur, tarihi, ikonik bir arabadır o. Onlar şeye gittiler. Kuzey İtalya'ya. Orada bir optik fabrikasına projeyle ilgili görüşmeye. 600-700 kilometre. Yani gidiş göç 1500 kilometre yol yaptılar. Şimdi Türkiye'de adamı diyor ya, şurada şey var, git işte bak şey yap falan filan. Ya hocam oraya otobüs çalışıyor mu diyor. Evet, yani böyle bir ortamdayız. Yani siz üzerinize alınmayın. Siz idealist bir grupsunuz, şey yapıyorsunuz ama yani genelde böyle bir şey. Bu tabii şey değil ya, tasarım her şey için, herkesin geçerli. Mesela ben size basit bir örnek vereyim. Bu şeyde gazeteci son olayı, Boğaziçi mezunu ilk soruda elendi. Şimdi böyle şeyler çıkıyor, böyle sansasyonel şeyler. Şimdi Boğaziçi bizim kafamızda çok büyük bir yer ya, böyle Boğaziçi mezunu. Yani hakikaten öğrenci bakıyorsun, yani orayı kazandığına göre bu çocukun kafası çalışıyor diyorsun, şeyi falan var. Ama yani genel kültür tın tın. Yani orada en komik bir soruda elenebiliyor. Yani mesela bu böyle bir şey insan kabul edemiyor. Tabii olabilir, yani insan takılır, bilmeyebilir, edebilir ama yani genel olarak bakıldığı zaman sadece kendine lazım olanı değil, lazım olmayacak olanı çok daha geniş bir bilmek durumundasınız. Yani tasarımcı bir şey gibi, yani aile hekimliği gibi bir şey. Yani şeyin müşterisi her şeyini bilmek zorundasınız. Hastalığını, şeylerin sırlarını, mırlarını falan, bütün bunları bilmek için de çok şey bilmeniz gerekiyor. Psikoloji bileceksiniz, sosyoloji bileceksiniz, şeye bakacaksınız, ne oluyor, ne bitiyor, ne çalıyor. Mesela ne bileyim,
belli bir yaş grubunun jargonunu, ben mesela şey olarak Bancuk Aşaşoğlu nereden bunu biliyorsun? Onun biz de internet okşu yapıyoruz. Yani şimdi öğrencilerin şeyi falan vardır. Ben onlarla o şekilde şey yaparım yani, bazen böyle mavi ekran çıkarıyorlar, bir şey söylüyorum. Bu biraz şey, biraz da merak olması gerekiyor. Yani insanlar ne yapar, ne konuşur? Sizin müşteri kitleniz kimdir? Dertleri nedir? Nasıl insanlardır? Nasıl anlaşırlar? Onlar bir sürü şey okumazlar. Yani internete girin, başka bir şey yapın. Gözlem yapın bol bol. İnsanlarla konuşun. Yani tasarım böyle bir şey ve çok da keyifli bir meslek, açık söyleyeyim. Yani dünyanın her yerinde keyifli bir meslek. Yani Türkiye'de keyifsiz tarafları var. Yani konuştum dediğim, mesela şey yapamıyorsunuz. İstediğiniz gibi staj yapma şansınız yok. Bir takım şeyler zor. Yani ne bileyim işte altyapı, ekipman sorunları falan var. Hani bunu anlatıyoruz yani, şöyle yapın, edin edin. Hocam nerede yapacağız diyorsun. Mesela kütüphanesi olmayan okullar var gibi. Bıraktık hani şeyi, atölyeyi. Kütüphanesi yok. Yani bir tasarım kütüphanesi olmayan okul var, şey var. Okullar, fakülteler falan. Dolayısıyla yani biraz şeye geliyor, yani öğrencilerin kendi şeyine geliyor. Bu bir yani nasıl diyeyim, çok klişe bir laf olacak ama bir adanmışlık mesleği olması lazım. Yani bu ben bu mesleğe kardeşim her şeyiyle atomlarımı, zerrelerimi, sinir uçlarımı hissedeceğim demeniz lazım. Öyle diyorsanız çok keyifli, o kadar enteresan şey öğrenebiliyorsunuz ki. Yani şaşar kalırsınız. Mesela şeyi hatırlıyorum, bir şeyde okumuştum, bir yine dergide, bir iki katlı bir ev, yine Almanya örneğinde bir aile bir arsa almış, bir ev yaptıracak hali vakti yerinde. Ve mimarla konuşuyor. Mimar 6 ay bu aileyle beraber yaşıyor. Onlar bir ferdi gibi. Aynı evde veriyorlar, oturdukları evde. Yaşıyor, kalkıyor, kim ne yapar, kim ne eder, saat kaçta kalkarlar, ne yer, ne içerler, sabah kalktıkları zaman ne somurtkan mıdırlar, neşeli midirler, bütün şeyleri, ilişkilerini inceledikten sonra 6 ay sonucunda tamam diyor, ben de konseptim geçti, projemi çizeceğim size diyor. Şimdi bu çok uç bir örnek ama gerçekten de tasarım biraz böyle olmak durumunda. Yani siz hedef kitle diye mesela çok böyle klasik diye var. Tam hedef kitle. Hedef kitlemiz şu. Şu yaş grubu bilmem neler. Tamam da yani o yaş grubunda mesela şey var. Bize gençlik programı yapar televizyon. Gençlik programında hep böyle şey. Okur yazar, liseli, kolejli gençler. Ya bu memlekette gidin sanayi sitelerine, o yaş grubunda binlerce çocuk var. Varoşlardan, şuradan, buradan gelen. Mesela senin hedef kitlen diyorsan demografik olarak onlar da hedef kitle. Yani o yüzden bu işleri çok iyi şey yapmanız lazım. Yani çok böyle yuvarlak, üstün körü geçmemek lazım. Yani mesela bizim en çok şeyimiz orada olur. Bu eski stasa, şey günlerinde. Ya bu niçin yaptın, kime yaptın, niye yaptın? Peki bu insan bunu anlar mı, bilmem ne eder mi? Şimdi Nehir Hoca birazdan gülecek, bir şey anlatacağım. Bir öğrencimiz Karadeniz'in dağlık bölgeleri için bir şey, otonom bir araç yaptı. Yani şeyle gidiyor, uzaktan kumandayla gidiyor. Ve işte müşteri geliyor posta idaresi için. Şey, ulaşamaz zamanlarda onu programlayıp yolluyorlar filan. O da geliyor, kare kodunu okutuyor, şeyini alıyor filan. Çok güzel, ütopik yani, çok güzel. Şeyini, moralini de bozmadık ama şimdi düşünün. Yani oradaki adamın telefonu acaba kaç modeldir? Bir. Karakol okutucusu var mıdır? İki. Yani bütün bunları da düşünmek lazım. Yani oturduğunuz yerden hakikaten insan içine girmeniz lazım. Gözlem yapmanız lazım. Ve onun yetmediği yerde de akıl ve mantığı konuşturmanız lazım. Evet, yani bu şey olur mu, olamaz mı gibilerde. Yani böyle bir takım şeyler yaptığını yaparsanız hakikaten bir de bir sonra keyif de alıyorsunuz, biliyor musunuz? Hakikaten çok keyifli, böyle şey gibi. Araştırmacı, gazeteci oluyorsunuz, romancı oluyorsunuz, magazinci oluyorsunuz. Yani ne bileyim, bir sürü kulağına dedikodular geliyor. O da hayatın başka bir şeyidir. Ne derler, baharatıdır. Yani bir sürü şey duyuyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ve bütün bunları da daha sonra birleştirip bir şey yaptığınız zaman insanlar falan hakikaten
projenizi anlatırken, argümente ederken falan da insanlar şaşıyorlar. Vay canına ya diyorlar. Neleri biliyor adam falan. Yani böyle size birden bir gurur muamelesi yapıyor. Halbuki değil yani. Çok mantık olarak. Yani biraz şeyde radarlarınızı açsanız, antenleri şey yapsanız çok rahatlıkla birçok şey yapabilirsiniz. Yani tasarım böyle bir şey. Yani saat 9-5 arası şeyde falan biten bir şey değil. Yani şey bir meslek. Nasıl diyeyim? Yani 24 saat yaşanan bir meslek. Yani bir şey seyrederken hep Türklere şunu derim. Hocam ders not verecek misin? Ders not dedik. Bir tane defter alın kendinize. Ve çok daha teknolojikseniz bir tane şeyinize bir kayıt cihazı bir şey yapın. Telefonunuzu kullanın. Ki bunu ders için yapmayın diyorum. Mesela bir televizyon seyrederken, bir yerde bir şey yaparken enteresan bir yer gördünüz. Hemen not edin. Burası neresi ya? Nereye düşüyor? Ben çok eskiden beri çok coğrafya meraklısıyımdır. Askerlikte haritadan hep 100 alırdım. Zile Kısmı Okulu'nda. Çok meraklıyım. Mesela bir şey olduğu zaman hemen anında not ederim onu. Giderim Google Earth'ten bakarım. Nasıl bir yermiş, nasıl bir şey değilmiş. Veya bir yere gideceğim zaman, gideceğim şehrin, ineceğim istasyondan gideceğim yere kadarki şeyine bakarım. Sonra elimle koymuş gibi, yani sanki benim 40 yıllık memleketimmiş gibi giderim. Yani bu özel bir şey ama buna benzer bir şey yapmanıza yarar var. Yani nasıl bir yer, nasıl bir topluluk, nasıl bir beğeni, zevk, kültürü olan bir yer. Ya bunları bilmek lazım. Her yere de gitmeniz gerekmiyor. Tabii gitmek güzel bir şey. Yani gezmek de güzel, tanımak güzel. Gerçi şimdilerde bu hayat pahalılığında gezmek ne kadar işte yapılır, o tartışılır ama yani yine de siz o şey olarak yani gezip görüp şey yapmayı düşünün. Mesela neyse ben çok konuştum. Ben sorumu sorun mu? Beni durdurun. Şöyle bir sorumuz var. Kaptırdım vitesi boşa aldım iniyorum aşağı yokuş aşağı. Estağfurullah. Hocam Almanya'da eğitim gördünüz. Daha sonra Türkiye'ye geldiniz ve öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladınız. Peki Almanya'daki kazanımlarınızı öğretim görevliliğine nasıl aktardınız? Yani bu orada deneyimlerinizi, kazanımlarınızı, kariyerinizin neresine koydunuz ve onları nasıl kullandınız? Biz bunları merak ediyoruz. Şimdi şöyle, nereye koydum? Deminden beri anlattıklarım içinde az buçuk var. Yani orada gördüğüm o zihniyet farkı, yani insanların ön yargısız bir takım şey yapması, bu tür ilişkileri şey yaptım. Yani öğrenciyle ilişki konusunda da şeyimdir, yani çok liberal davranırım. Yani bu tip şeyler önemlisi. Bizim hocalarımız, ben 60'lara ulaşırken, yani o zamanın hoca profili şeydi. Biraz nasıl diyeyim, ona bir sözcük alamıyorum. Biraz resmi, mesafeli insanlardı. Her şeyi konuşamazdınız. Mesela bunlar ilişki olarak güzel bir şey. Bilgilerinizi de koyuyorsunuz. Oradaki yaklaşımları, ilginç şeyleri ve mesela el becerisi öğrendim. Ben mesela çok güzel tornak freze çekerim. Çekiyordum. Harika işler yapmış. Stajda öğrendim onları. Daha sonra bir ay kadar bir fabrikada çalışmıştım. O sayede bayağı da ciddi bir para kazandım. Yani bunlar güzel şeyler ve bunları da bilmek de şunu da bilin, şunu da yapın, deneyin falan gibilerde. Yani oradaki zihniyeti bir şekilde burada yansıtmaya çalıştım. Tabii bizim şansımız şuydu. Bizim okul her ne kadar şey fakülte falan da olsa yani eski ruhunu, o grup şeyini kaybetmediği için öyle bir rahatlığımız vardı. Yani pek ilişkilerimiz şeydi bizim yani şey hocalarımız bir gençler falan abi derdik, abla derdik falan böyle şey. Yani lavabayet değil de böyle samimi bir şey ortamımız vardı. Yani o ortamı bir şekilde biz de şey yaptık. Yani öğrencilerle o ilişkiyi kurduk. O güzel bir şey. Yani öğrenci sizle sadece hani Salı ve Perşembe günleri saat 9'da 12 arası görüşmüyor. Başka yerde de görüşüyor. Ne bileyim işte bira içmeye de gidiyor. Ne bileyim bir başka bir şey de oluyor falan. Ya bu ilişkileri kullandım. Ya bilgi olarak yani literatür takip etmek güzel bir şey. Ben onu şey yaparım. Bizim okulun oldukça iyi bir şeyi var. Marmara'nın güzel bir kütüphanesi vardır. Tavsiye ederim İstanbul'daki arkadaşlar. Yani şey yaparsanız giderseniz
Yani tanıdık bir hocadan referans alırsanız oradan size yardımcı olurlar. Onları şey yapardık. Bir de tabii şeyi takip ediyorum ben. Yani şimdi tabii teknoloji sayesinde internet vesaire gibi şeylerden yabancı şeyleri takip etmek lazım. Bir de üyeseniz bir yerlere oradan bir şeyler geliyor. Yani sürekli şey oluyorsunuz, yani reşarj oluyorsunuz. Bunları da tabii çocuklara yansıttığınız zaman şey oluyor, yani çok ciddi faydasını görüyoruz. Yani karşılıklı etkileşim güzel bir şey. Ki başka bir şey, böyle yaptığınız zaman bu ikili bir şey, yani Amerikalılar win and win dedikleri şey. Yani öğrenci de sizi şey yapıyor, şarj ediyor. Öyle bir ilişki kurarsanız sizi öğrenciden bir şey öğreniyorsunuz. Hocam şöyle bir şey baktım, şöyle bir şey buldum diyor, böyle bir şey yaptım ettim falan diyor. Bizde mesela çocuklar falan var mesela, ben onlardan öğreniyorum. Bizim mesela çok böyle bir konuda meraklı tip var falan. Böyle gidip ona sorarım mesela, bu nasıl oluyor, bu nasıl yapıyorsun falan diyorum. Hocam böyle heyecanla anlatıyor falan. Yani bu tip ilişkileri kurmaktır. Yoksa dünyanın her yerinde bu proje aynı benzer yapılıyor. Yani siz nasıl yapıyorsanız öyle yapılıyor. Konuyu alıyorsunuz, araştırıyorsunuz, eskizliyorsunuz, tartışıyorsunuz. Daha sonra işte bunun konsept çizimleri, daha sonra biraz sonra projelendirme, daha sonra render falan. Dünyanın her yerinde aynı. Açık söyleyeyim. Yani hiç değişen bir şey yok. Hele bu teknoloji çağında iyice şey oldu. Benim kaç sene evvel iki tane öğrencim bir şeyler rastladık bu Mecidiyeköy Profilo'da. Orada ben bir üstte de Profilo'da, eski Profilo fabrikasının arazisiydi o zaten, o AVM. Orada hocam ne haber falan, burada çalışıyoruz dediler. Ne yapıyorsunuz? İşte televizyon kalıpları çiziyorlarmış. Anlattığım olay. Yani şeydi ya, 2000'den önceydi. Ne yapıyorsun? Şimdi burada çiziyoruz, şey yapıyoruz. İlk o zaman görmüşüm büyük ekranlar falan. İşte buradan çizip Portekiz'e gönderiyoruz. Orada şey yapıyorlar. Aa falan dedim, ne kadar güzel bir şey. Ya şimdi artık şey, yani o kadar günlük vukuatı adiye bir şey. Yani herkes her şeyi yapıyor. Otur diye dünyanın her tarafıyla iletişim kuruyorsunuz. Bu çok güzel. Yani biz öğrenciliğimizde çok daha dar bir alandaydık açık söylemek gerekirse. Yani yurt dışı tabii şeyi sizi açıyor. Bir kere bütün zihninizi, birçok şeyinizi açıyor. Sadece mesleki değil, düşünce tarzınızı açıyor. İnsancıl ilişkilerinizi açıyor. Davranışlarınızı açıyor. Mesela orada sıkıysa kırmızıya geçin bakayım. Mesela en basitinden. Türkiye'de rahat, herkes istediği gibi tarlada gider gibi gidiyor insanlar Türkiye'de. Öyle maalesef, yani bu bir şeyin hayatın gerçeği bu. Yani bir sürü şeye güzel alışkanlıklar kazanıyorsunuz. Yani onlar mesleğinde bana çok şey oldu. Bizim bir de tabii şeyimiz oldu. Şimdiler tabii olamıyor. O zamanlar, ilk zamanlar bayağı bir şey vardı. Bir de ekonomik olarak da bunları kaldırabiliyorduk kurum olarak. Dışarıdan bir sürü şey davet ediyorduk. Tasarımcı. Bir sürü ünlü tasarımcı geldi. Bruce Archer, Sir'dür kendisi. Kraliçe Sir ünvanı verdi. Tasarım tarihinde, metodolojide şeyi geçen bir adamcağızdır. Ondan tutun yani 8-10 tane şey gelirdi. Workshop yaparlardı. Onlarla beraber bir haftamız geçerdi filan. Yani durmadan şey yapıyorduk, kendimizi tutuyorduk ama son yıllarda biraz bu işi internet ve diğer teknolojik aletler aldı. Telefonlar filan, ya ilişki. Yani kısacası biz de şeye, araziye biraz uymak zorunda kaldık. İşte Türkçesi o. Onun dışında evet, akademik hayatım nasıl oldu? Tabii şeyiniz oluyor. Bir dil öğreniyorsunuz mesela. Benim şeydeyken, lisedeyken, şeydeyken İngilizceydi. Daha sonra Almanca öğrendim. Şimdi tekrar İngilizceye döndük. Bu internet yüzünden her şey İngilizce olduğu için. İşte Almanca konuşurken bir İngilizce kelimeler giriyor. Yani böyle istemsizce şeyler olabiliyor. Yani bütün bunları bir şekilde öğrencilerimize aksettirdiğimizi düşünüyorum. Başka sorunuz var mı? Hocam, benim aslında birkaç tane sorum olacak size ama. Pardon. Şöyle, aslında bunca senedir öğretim görevliliği yapıyorsunuz. Bir sürü öğrenciye eğitim verdiniz. Hala da şu anda yetişmekte olan bir sürü endüstriyel tasarımcı var.
Ve aslında az önce de endüstriyel tasarımcıların ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği vesaire onlardan da bahsettiniz ama şu anda mesela yetişmekte olan yeni endüstriyel tasarımcıların günümüz işte Türkiye'sindeki endüstriyel tasarıma etkisini nasıl görüyorsunuz? Yani sizce nasıl bir yere doğru gidiyoruz şu anda? Nasıl bir yere doğru gidiyoruz? Bu şey yani şimdi çok güzel bir soru fakat yani devamı için yani bunun nereye gidiyoruz lafını koyduğun anda itibaren sırf bu soru için bile bir oturum yapılabilir aslında ama bir şey yapacağım yani özetlemeye çalışacağım. Şimdi bir kere şey var, sayısallık arttı. Bu şeydir yani hani biz ilk geldiğimiz senelerde falan çok az şey vardı, mezun veriliyordu, belli sayıda öğrenci vardı, işler de azdı. Şimdi tabii tasarım kavramı artık endüstrinin de gündemine geldi bir anlamda. Yeterli mi? Değil. Ama öğrenci sayısı da bir o kadar arttı. Yani hani klasik bir deyimle ekmek aslanın ağzında durumu var şu anda. Çünkü şey olarak yani mezun öğrenci sayısına baktığımız zaman piyasanın talep ettiğinde aslında piyasa gerçek anlamda talep etse yetmeyebilir. Yani Türkiye aslında küçümsememek lazım. Ciddi bir endüstri ülkesiyiz. Yani Türkiye'de çok ciddi bir endüstri var. Hatta Anadolu'ya falan yayılmış olarak. Fakat yani tasarımcı kullanan kesim çok az. Yani insanlara bunu şey yapana kadar çok uğraşıldı. Yani bu işe gönül veren insanlar ETM'ye kadar falan çok iyi biliyorum. Yani birkaç firmada başladı. İşte Arçelik, Vestel vesairelerde falan. Ki onlar bile hala çoğu zaman dışarıdan tasarım hizmeti alıyorlar. Daha sonra küçük ve orta ölçek yani KOBİ'lere falan da şey başladı. Fakat şimdi ekonomik durum tabii son yıllarda kötüye gittiği için maalesef ilk etkilenenler tasarımcı oluyor. Ya şimdi niye tasarımcıya para vereyim ki? Yani bir de bizim milletin şeyi vardır böyle hani bir şeyi görür. Aa dur bunu ben de yapayım der. Yani bir de öyle şeyler vardı. Yani fuarlara gidip katalog toplayıp şey yapan, mobilya yapan insanları tanıyorum ben. Şimdi yani iyi tasarımcılar iş yapıyorlar. Yani çok iyi iş yapan öğrencilerimiz var. Türkiye'de artık yani şey olmuş, kendini kabul ettirmiş şeyler var. Yani hızlı trenin falan da çalışanları biliyorum. Ve ne bileyim işte çok ünlü firmaların ünlü işlerde bu design törgülerde falan görüyoruz. Onların hepsi aslında işte ilk dönem ve ikinci dönemin mezunları. Ama şöyle oluyor, yani endüstriyel tasarımı tabii insanın girdiği zamanki şeyi, düşüncesi farklı. Şöyle yapacağım, kafanızda bir tüm idealleriniz falan var. Öyle şey olamıyor. Yani bu bir süreç. Bekleyeceksiniz. Mesela şimdi veya daha farklı şeylere gidiliyor. Daha basit işte ne bileyim bir stand tasarımı, yok efendim bir display tasarım falan gibi. Böyle event şey gibi falan işler falanla başlıyor. Şeylerin Almanların küçük lafı var. Küçük ekmekçikler pişirmekle başlanır derdi. Bir arkadaşım yine biraz konuyu şey yapacağım. Stuttgart'ta Mercedes-Benz'in yani Daimler'e başvurmuş staj için falan. Güç bela kabul edildi. Sonra tabii hiçbir şey yapmadı. Ne yaptı? Vallahi de şey orada dedi bir çocuk var dedi. Bizden önce kaç sene mezun olmuş. 12. sene ilk defa tasarım yaptım dedi. Demiş. Yani 12 sene ona böyle desinatör gibi kullanmışlar. 12 sene sonra şu parçayı da sen çiz falan. Yani şimdi tabii o şey daraldı. O zamanlar öyleydi. Yani başlangıçta böyle çok büyük beklentilerle çıkmazsanız bir şeyler yapıyorsunuz. Ama bazıları da hakikaten mutsuz oluyorlar. Yani beklentilerine uymuyor. Yani ben hemen çıkayım bir şeyler çizeyim böyle hemen attığı çizim. Çok yetenekli çocuklar var. Acayip çılgın renderler falan görüyorum. Ama şey yani endüstri hayatın gerçekleri öyle değil. Yani çiziyorsunuz, veriyorsunuz her şeyi milimetrik telefona diyor. Abi burası kaç milim diyor adam. Yani böyle bir ilişki sistemi var. Şimdi o yüzden çok şey büyük beklentilerle çıkmamak lazım. İşte bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir şey yani bu arz talep meselesi. Arz ne kadar çok olur, talep az olursa en iyiler
gitmek durumunda. Yani şimdi sadece tasarım diploması almak yeterli olmayabiliyor bu durumda. Başka şeyler de bileceksiniz. Değil mi? Bir işletmeden bir sertifikanız olacak, bilmem neden şunu alacaksınız, ne bileyim işte bilmem ne sistemleriyle falan. Yani kendinizi sürekli geliştirmeniz lazım ki bir adım öne çıkasınız. Şimdi bir iş ilanı falan verildiği zaman işte gazetelerde okuyorsunuz ya, adam işte bırakın mesleki şeyi, adam bekçi kadrosuna girmek için 4 yıllık üniversite mezunu binlerce insan sıraya giriyor. Şimdi öyle bir ülkede, bu da bu ülkenin gerçeği. Şimdi aynı şeyi tasarım şeyine koyduğunuz zaman bir firma birisini almak istese bir sürü kişi başvurduğu zaman sizler yine şanslısınız. Portfolyo gibi bir şeyin avantajınız var. Yani sizin meslekte sadece bir diplomayla işe pek girilmez bu meslekte. Kime giderseniz ya der gel bir ay çalış bir deneme yapalım veya portfolyonu getir filan der. Ama ne bileyim bankaya mankaya giriyorsan diplomanı getir der. İşte master belgeni getir. O kağıda bakarlar. Bizim bir arkadaşımız Nehir hocamız bilir. 8-10 sene sonra master diplomasını aldı şeyden, okuldan. Kimse sormuyor ki. Yani böyle bir ortam. Siz kendinizi donatmanız lazım. Yani mümkün olduğu kadar donanımlı olmanız lazım. Yani bir şey üstüne eklemeniz lazım. Yani bir yarışa çıkıyorsunuz. Eskiden hani 10 kişinin koştuğu bir yer, şimdi 100 kişi koşuyorsa benim 99 tane rakibim var demeniz lazım. Eskiden 9 tane rakibiniz vardı. Şansınız 1/9 iken şimdi 1/99'a düşüyor. Yani şey istemiyorum yani böyle pesimist yani karamsar bir şey söylemek kesinlikle istemem. Çünkü örnekler var. Yani benim ilk dönemlerden çok çok iyi öğrencilerimiz var şu anda piyasada çok iyi işler yapan çocuklar falan var. Ama yani onlar da oraya öyle ha diye pat diye paraşütle gelmediler. Yani onlar da hani tabiri caizse çile çektiler bu konularda. Küçük şeylerle başladılar. Yani bu meslek aslında önü açık bir meslek ve çok keyifli bir meslek. Demin de bahsettiğim gibi yani o kadar geniş bir şey var ki yani onu bilecek, bunu bilecek. Yani mesela ne bileyim bir doktor, tıp veya bir hukukçu olsanız bir müddet sonra böyle oluyorsunuz. Yani kendi şeyleriniz içinde, bilgileriniz içinde boğuluyorsunuz. Burada öyle değil ki. Günlük politika, günlük magazin, günlük yaşam tarzları, her şey sizi şey yapıyor. İnsanların hayatı her açıdan sizi ilgilendiriyor. Günlük yaşam öyle. Ülkenin politikası, yani bir sürü şeyden besleniyorsunuz. Bu güzel, keyifli bir şey. Ve sonuçta yaptığınız şey de insanların hayatını kolaylaştırıcı bir şey. Ve keyif verici bir şey olduğu için yani meslek ideal olarak bakıl zaman çok güzel bir meslek. Açıkçası hocam yanlış ülkede miyiz? Onu tartışmam. yani şimdi mesela ne bileyim. Ama bir şey söyleyeyim bakın. İtalya'da, İtalyan, Alman olsanız yine aynı sıkıntılar çekeceksiniz. Benim öğrencilerimde 70'li yıllarda ben 78'e diploma aldım. Herkes bana gıpta ediyordu. Biliyor musun okul arkadaşlarım? Mesela bir tane diyor, ya sen ne şanslısın diyorlar. Gideceksin işin hazır. Geleceğiz. Devlet Üniversitesi'nde asistan olacağız. O bile bir avantajdı. Yani orada bile insanlar ne yapacağım, ne edeceğim falan bir şey yapamıyorlardı. Ama oradan da mesela iki tane arkadaşımın kendi şeyleri var. Yani Avrupa çapında firmaları var. Mobilya ve aksesuarı. Bir tanesi semantik konusunda uzman oldu. Uri Friedlander diye adını duydunuz. Benim okul arkadaşım. Musevi kökenli bir Alman vatandaşıdır. Şeyde bütün bu şeylerle beraber onun adını şey yapıyorum, okuyorum. Literatürde falan bir adam. Yani o insanlar şey yapıyor ama onlar bile şeylerdi yani. Ya hakikaten bana diye gıpta ediyorlardı. Sen ne şanslısın diyorlardı. İşim olacağı için. Yani bu şey değil. Türkiye'ye şey bir olay değil. Ha Türkiye'nin koşulları biraz daha zor. O bir gerçek. Yani onlar halı gibi sahada oynarken biz biraz ortası kelleşmiş hafif çamurlu sahalarda oynuyoruz. Biraz onlar kadar şey gösterme şansımız olmuyor. Yani bu da ülkenin gerçeği. Yani bu aslında her şeyde böyle, her meslekte böyle. Yani bir sürü insan aynı şekilde. Yani niye son yıllarda okuyorum, bakıyorum bugünlerde. İnsan tabii şeyine gidiyor. Yani %kaç yapılan anketlerde
yurt dışına gitmenin yolunu arıyorlar. Yani bu şey, hüzün verici bir şey. Bu ülkede okuyorsunuz, bu ülkede insansınız. Dışarıya gideceksiniz. Dışarıya gittiğiniz zaman ne kadar şey olursanız olun, bir müddet sonra bazı şeyleri hissediyorsunuz. Yani sizi, o toplum sizi ne kadar absorbe ediyor, ne kadar sizi kabulleniyor. Bunları görüyorum. Ben öyle bir şey yaşamadım açıkçası ama hissettim. Yani başkalarının üzerinden hissediyorsunuz. Yani o bir de pek çözüm değil. O yüzden burada bence kendinizi olabildiği kadar iyi donatmaya bakın. Yani mesela bir de bize mesela şey vardır. Çok enteresandır. Derse hocam mesela bir derse gelmiyor. Bir mazereti var filan. Bir sıvı çocuklar hocanız şey derse gelmiyor lan. Yuu filan da var. Sanki şey lisele ergen. Lan da üniversiteye gelmişsin yani. Üzülmen lazım. Hoca derse gelmiyor. O dersten o gün senin hayatta bir kayıp. Yani biraz da şeyi değiştirmek lazım. Sanıyorum mentaliteyi. Bir de tabii böyle güzel sanatlar, tasarım fakültelerinde keyifler, hayat biraz large. Yani bir de onun da şeyi var, onu da söyleyeyim. Yani o kadar zorlanmıyorsunuz açıkçası. Ben hep bakarım mesela böyle şeylere. Şimdi son zamanlarda biz şey yapıyorduk, bir ortak proje. Geçenlerde onun bir sunumunu yaptı, bahsetmiştim, sunumunu yaptık. Mesela bakıyordum mesela projelere falan, şeye diziyorlar bilgisayara falan, ekranda bakıyorsunuz. Oluşturma saati 3.47, 4.51 sabaha karşı. Bütün yat sabaha karşı. Yani biraz şey yapmanız lazım yani. Ha diyeceksin ki tıpta sınava giren de kan çanağı gibi sabahlıyor. O da o hikaye. Yani biraz da şeyimiz var bizim. Nasıl diyeyim? Böyle işi son dakikaya bırakma gibi. Yani bir o biraz doğu toplumlara özgü bir şey. Hepimizde var. Kendim dahil. Her şeyi son gün, faturayı son günde yatırıyorum mesela. Böyle bir şeyler yapıyoruz. Ama yani bunu da kırmak lazım. Yani kendinize biraz şey yapın. Yani daha zamanınızı güzel kullanın. Yani o gençsiniz, şeysiniz, yani o güzel zamanları heba etmek istemiyor olabilirsiniz ama yani şey yapın, düzenli yapın. Yani tamam benim şu saatlerde de şu konuya uğraşmam lazım. Ondan sonra 2 saatte kendime şey verip alemlere akarım. O ayrı hikaye. Yani o sizin şeyiniz. Nasıl yani hayatınızı planlama şekliniz öyle olması lazım. Biraz ondan kaynaklanıyor. Yani bizim güzel sanatlar, tasarım şeylerinde filan yani şey başka bir şey kadar yoğun baskıcı bir şey yok. Yani müfredat sizi o kadar baskılamıyor. İşte proje dönemlerinde işte sabahlamalar falan filan o da işin şeyi keyfi. Çünkü ileride anlatacak hikayeniz olacak. Bir tane hatırlıyor musun? Sabah şey yapmıştık da sen uyuyakalmıştın. Biz atölyede ben 69 senesinde bizim atölyemizde maket yapıyordum. Daha iyi projesi şeyinde falan. Böyle sünger yastıklarında nöbetleşe uyuyorduk falan. Böyle uyuyakalanlar mı istersin şey yapar. Yani hepimiz yaşadık o günleri. Şimdi ben size anlatıyorum hani böyle şey gibi ne derler bilge kişi gibi falan. İnanmayın ya biz de o gün yaşadık. Biz de hep böyle son dakikada böyle şey yapardık. Hatta işi bir tane arkadaşına yardım ederdi. Erken bitiren projesini diğerine yardım ederdi. Bir şeyini çizerdi, taramalarını yapardı falan filan. Yazılarını yazardı. Yani öğrenciliğinin bunlar şey hoş tarafları. Bunları yapın ama bunu yaparken de lütfen şeyinizi ne derler yani diğer sorumluluklarınızı da bence biraz ciddiye alın. Yoksa dünyanın her yerinde çok farklı değil. Emin olun farklı değil. Yani hatta bazen göreceksiniz, benim bir arkadaşım bizim şeye gitti, Pratt Enstitüsü'ne New York'ta uğramış falan. Ya gittim diyor, böyle şok oldum diyor. Biz Pratt, sanki diyor, yani şey, Kabe'ye giden hacılar gibi falan gidiyorsun diyor. Bir şey diyor, böyle suntayla bölünmüş hoca odaları vardı ya dedi. Yani şimdi baktığımız zaman birçok şeyde kurumda yani tamam yani şey yok ama yani fiziksel yapı falan. Masalar, şunlar, bunlar falan filan. Yani o imkanlar açısından çok da kötü değil. Yani birçok iyi okul var Türkiye'de. Yani onun da biraz şeyini çıkarmak lazım. Yani ne der, nasıl diyeyim? Şeyini halletmek lazım. O imkanları hani tabir amiyane diyeyim dibine kadar sömürmek lazım. Başka türlü olmuyor.
biraz iş nasihata girmeye başladı. Başka şeyler sorun o zaman. Peki hocam. Mesela peki şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de bir sürü okul var, özel üniversite var, devlet üniversitesi var. Bunların içinde de endüstriyel eğitimi biraz farklılıklar gösterebiliyor. Bunun hakkında ya da genel bu Türkiye'de verilen okullarda verilen endüstriyel eğitimi hakkında, yani mesela yeterince pratik bir eğitim verilebiliyor mu? Yeterince imkan sağlanabiliyor mu? Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir soru. Bu soruyu zaten bekliyordum. Geçen gün de toplantıda biraz konuştuk. Yani bu tip böyle bir sorunun geleceğini kesin bekliyorum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. 2013'ten demek 7 sene falan geçmiş emekli olduğum için şeyden biraz uzaklaştım. O zaman okulda yani şeyken emekli olmadan evvel bu şeylerle ilişkileri biraz daha sıkıydı. O ilişkilerden olsun gerek işte dışarıda devlet ve özel üniversitelerde ders yaptığım için yani sistemi tanıyıp mukayese yapma şansım vardı. Onu şöyle söyleyeyim. Şimdi İstanbul genelinde konuştuğum zaman baktığımda şimdi İstanbul'daki okulların büyük çoğunluğunda sonuçta şeyden devlet okullarından emekli olan veya işte çalışırken de part-time bir hoca var. Yani sonuçta şey olarak bakıldığı zaman eğitim konsepti olarak farklılıklar yok. Yani şimdi mesela Kadir Has'a gittiğim zaman Mimar Sinan'dan bir sürü hoca vardı orada. Veyahut da aynı şekilde Yeditepe'de orada burada falan. Şeye bakınca mesela burada farklı olan ODTÜ, mesela Ankara. Onlar biraz farklıdır. Eskişehir ki onlar yakındır. Şimdi İzmir'de bir takım odaklar var. Bir de daha değişik kentlerde de açıldığını biliyorum. Şimdi ne farkı olabiliyor? Şöyle söyleyeyim. Bir kere şey farkı var. Şimdi mesela bu eski ilk kurulan okulların belli bir artık kurumsallaşması, bir kurumsal kimliği oluşuyor. Yani biliyorsunuz ki bu okullarda yani havası nedir, ne değildir filan. Yeni kurulan okulda şunu hissettim. Biraz da ticari nedenlerle hani sırt pırt kadrolar değişiyor. Özellikle vakıf üniversitelerinde. Bu değiştiği zaman şey yok yani böyle bir eğitimde bir homojenite pek olamıyor. Yani çok farklı insanlar bir araya geldiği zaman çok değişik şeyler oluyor. Mesela ben şeyde devlet üniversitesinde bunu yaşadım. Yeni kurulan bir üniversitede. Yani farklı farklı insanlar bir araya geldikleri zaman o insanların ortak bir şey eğitim konsepti oluşması bir zaman istiyor. Mesela bizim okul ben 65'te girmişim. Nerede 35-50 yarım asır olmuş. Yani ikinci ve üçüncü nesil artık bir şey yakalamışız. Yani bir geleneksel bir yapımız olmuş. Mimar seçtiğinde bu söylenebilir. ODTÜ için söylenebilir. Ama yeni kurulan kurumlarda bu kadar olamıyor. Bir sene sonra bakıyorsunuz kadrodan 3 kişi gitmiş, 5 kişi gelmiş filan. Yani onların kurumsallaşması biraz zor. Mesela bunun şeyini ben çok İTÜ'de biliyorum. Ben 90'ların sonunda oraya gittim ve bir 10 sene yakın kaldım. İlk zaman işte Ankara'dan, şeyden, mimarisinden, Bizans şeyler filan vardı. Böyle jürilerde filan böyle her telden çalınırdı filan. Şimdi ama mesela bakın oradan yetişen çocuklar, çoğu bölüm başkanı, hocam hoca oldular. Şimdi yavaş yavaş mesela şey kurdular. Bir nasıl diyeyim bir kendi kurumlarına özgü bir tasarım ve eğitim anlayışı falan kurabiliyorlar. Bu önemli bir şey. Yani batıda bu tabii bu şeylerin 50, 60, 100, 150 yıllık şey olan kurumlar da var. Yani bizim için bir kere böyle bir sorun var. Anadolu üniversitelerinde ise belki bir veya iki tanesi de şeyim oldu. Mesela oralarda da şöyle söyleyeyim. Gerçek anlamda kalifiye demek istemiyorum yanlış anlaşılır diye. Tasarım eğitim veren hoca sayısı az. Hatta bazen yok gibi de. Başka sektörlerden, başka formasyonlardan hocalar falan geliyorlar. Onlar da şeyi biraz nasıl diyeyim öğrencinin kafası biraz orada da karışıyor. Yani sonuçta herkes orada kendi bildiğini anlatıyor. Bu mesela şeyde çok oldu. İç mimarlık bölümlerinde çok oldu. Ağırlıklı olarak iç mimarlar, mühendisler, iç mimarlar geldiği zaman herkes kendi bakış açısından eğitimi şey yapıyor, nasıl bir projeksiyon yapıyor. Bu biraz şey yani eğitimin bütünselliğine biraz faydası yok ve çocukların da kafası karışabiliyor. Yani öyle bir şey var. Yani geçmişi olan
belli bir süre 25, 30, 40 sene şey olan kurumlarda belki biraz biz mesela sınavlarda falan böyle çok çok rahat anlaşırdık. Yani şey gibi hani vardı ya böyle futbol takımları vardı böyle gözü kapalı pas atarlar yani. Çünkü 8 sene 10 sene beraber oynadıkları için. Yani bizim öyle bir avantajımız oluyor idi. Ama yeni şeylerde o biraz zor olamıyor. Ha hepsi gayet kendi şeyinde kıymetli insanlar. Ama öğrenci işte 3-4 sene içinde mesela şansı varsa iyi belki bir rastlıyor. Bir de öyle bir şey var. Yani o ben arada bakarım ben mesela. 3 sene evvel dersine gittim bir şeyde fakültede mesela. Şu anda bir öyle kişi kalmış. Hepsi gibi başka birilere gelmiş. Yani durmadan bu şekilde değiştiği zaman ki tasarım gibi de daha Türkiye için yeni olan yani bir meslek ve eğitim konseptinin böyle tam böyle dört dörtlük oturmadığı yerlerde bu tip sorunlar var öğrenci açısından. Bir de tabii şey var, öğrenci şey yok. Mesela bizim şansımız şuydu, sınavla alıyorduk yetenek sınavıyla. Yani belli bir çizgide öğrencimiz vardı. İşimiz rahattı. Mesela şeylerde değil. Şimdi hani bir sınav yapıyorlar, adı sınav göğe. Hani çöp adam çizen bile sınavla girdim diyor. Gibi mesela o bir sınıfta hakikaten çok yetenekli çocuklar da var. Bir de bir şey çizemeyen de yani o sınıfa 3-4 saatlik bir sürede bir tasarım dersinde ne kadar şeyli olabiliyorsun? Yani bir koşu düşünün. Yani herkes tempolu koştuğu zaman birlikte koşarsınız 10 tur. Ama bir koşu düşünün. Bir çıkıyorsunuz. İki tur sonra bir tanesi 150 metrelerde, bir tanesi ortada eli belinde, öbürü yürüyerek geliyor. Şimdi böyle bir ekiple ne kadar başarılı olabiliyorsunuz? Yani öğrenci kalitesi çok homojen değil şeylerde. Vakıf Üniversitesi'nde böyle bir, yani benim kendi kişisel şeyim bu. Ben o gün de söyledim yani bu konuda hiç sansürsüz konuşacağım. Hakikaten öyle bir şey var. Yani öğrenci şeyi farklı olduğu zaman ortak bir şey bulamıyoruz. Daha hatta zamanınız bile yetmiyor. Mesela benim ilk geldiğim senelerde 12-18-24 saat şeyi var, proje dersleri vardı. Şimdi YÖK'ten sonra o dersi, bu dersi, A dersi, B dersi yok, çaptı, yaptı bilmem derken proje saatleri o kadar düştü ki. Yani mümkün değil. Yani giriyorsun C diyorsun, A suya bitti diyorlar. Saat 12 oldu, yemeğe gidiyoruz. Şey kuramıyorsun. Çünkü bu sonuçta özellikle proje bazında birebir bir eğitim. Yani çocuğun projesini alacaksınız, tek tek konuşacaksınız, tartışacaksınız veya en azından 3-5 kişiyi bir şeye toplayıp konuşacaksınız. Bunları yapma şansı az. Mesela bizim ilk zamanlar 14-16 kişi aldım, daha sonra 20 oldu. Şimdilerde 40 kişi falan mı ne alıyorlarmış. Benim 24-25 kişi sınıf olduğu zaman artık ben birebir şey yapmıştım. Masada toplanıyorduk. 1-2 hafta konuyu irdeliyorduk. Ondan sonra eskizleri sınıf boyunca panolar asıyorlardı. Dolaşarak gezici jüri gibi, gezici kritik falan yapıyorduk. Şimdi sonuçta tersine bir orantı var. Saatler düşüyor, öğrenci sayısı artıyor. Yani birebir şey verme şansınız yok. Bu defa ne oluyorsunuz? Böyle çok genel şeyler konuşuyorsunuz, ortak şeyler. Kaç kişi ne kadar dinliyor? Yani bu biraz bence şeydir. Yani gerek eğitimde olsun gerek iş hayatında. Yani iş hayatında da sizin şef tasarımcınız size bir şeyler anlatacaktır, öğretecektir falan. Yani ne bileyim oradaki bir konstrüktör, bir mühendis bir şey anlatacaktır. Yani birebir iletişimle olacak olan bir şey. Yani eğitimde böyle bir takım şeyler var. Yani sayısallıktan bu kadrolan oluşan bir, nasıl diyeyim, yani günümüzde biraz dezavantajlar yok değil. Yani bunları aşılırsa bence niye olmasın? Ha o zaman tabii şey öğrenciye iş düşüyor. Yani öğrenci gelecek, yani şeyden sinekten affedersiniz yağ çıkaracak. Yani öyle bir öğrenci de olsa da görsek son zamanlarda çok nadiren rastlıyoruz. Onlar artık şey onlar çok nasıl diyeyim ya, nadir onları böyle fanuslarda falan saklamamız lazım o öğrencileri. Evet. Başka ne sormayı düşünüyorsunuz? Bir de yani, nasıl? Siz devam edin.
Siz başka devam edin. Önce söylediniz. Ben devam edeyim. Yani son evet. Bir sorumuz var aslında. Sor. Yo, hoca bir şey söylüyordu. Bir tane daha sorum var aslında da. Siz bir şey söylüyordunuz, böldüm sandım hocam. Özür dilerim. Yok, hayır, bölmedin dedi. Konuyu değişti çünkü hakikaten bu konuların hepsi başlı başına bir şey, oturum konusu olacak konular. Gerçekten tamam, yani. Tamam, peki o zaman. Biz kaç yılın şey. Efendim? Bir de son olarak da dijitalleşme hakkında aslında bir sorum var. Şu dijitalleşme. Anda, evet, şu anda üretim, ürünler, tasarım, bunların hepsi oldukça dijitalleşti ve devam da ediyor bu şekilde. Gelecekte ya daha doğrusu şöyle, eskiyle bu şu anki yöntemler arasındaki fark ya da şu anki dijitalleşme gelecekte nasıl bir duruma evrilecek? Bunun hakkında bir düşünceleriniz, yorumlarınız var mı? Var tabii. Şöyle söyleyeyim. Şimdi dijitalleşme şey, yeni teknolojilerin şey falan gelmesi bu şey kaçınılmaz bir şey. Yani buna karşı falan demen hiç kimsenin şansı yok. Zaten şeyde de biraz da eğitimi de biraz bu şey değiştirdi. Mesela biz ilk bilgisayar şeyi falan geldiğinde biz ilk 2 sene kesinlikle çocuklara bilgisayar kullandırtmıyorduk. Her şey elle çizeceksiniz. Ya hocam niye ya elle çizeceksiniz? Size çok tırnak gibi anlatayım. 6 ay Yedek Subay Okulu'nda eğitim yaptık. O zaman rütbemiz yoktu. Yedek Subay öğrenciydik. İşte teorik dersler gördük. İstikam, teknik bir sınıftık. Haftada bir günde şey vardı. Piyadecilik eğitimi diye bir şey. Sabah sporu, koşun, rap rap dön, sağ ol, dön, tüfek at, tüfek çıkar. Bir gün süngü hücumu yapacaksınız dedi. Çıkardık böyle kasa pırasını taktık falan işte hareketler ha falan filan biri. Bir tane yaptı. Arada molada gitti bizim şey yüzbaşı. Ya yüzbaşım ya dedi. Bu devirde süngü mü kaldı ya dedi. O da dedi ki bak oğlum tabii onu biz de biliyoruz dedi. Bu dedi Çanakkale'de bilmem nerede kaldı. Bunun dedi amacı dedi yani süngüyle sadece etmeyeceksin artık. Bu dedi bitti bu işler. Hatta düşmanı bile artık görmüyorsun. Değil mi? Masa başında diye. Ama bir disiplin elde etmek için bunlar şart. Yani 50 kişi gidip anında rap diye duracaksın. Sola dönen herkes ip gibi sola dönecek. Bu işin eğitimi. Yani eğitim ve disiplin için yapılan şeylerdir. Tabii ki şimdi adam diyor ki ya ben acayip şey render yapıyorum. Niye elle çizeyim? Şeyin bir lafı var. Pestalozzi diye ünlü bir eğitimcinin. Hatta Pestalozzi yöntemi falan diye geçer şeylerde. Adam şunu diyor. Ben onu derste falan da anlatırdım. El beynin uzantısıdır. Siz ister kalem tutun, ister mouse tutun. Beyninizdeki şeyi elinize verip o duyarlılığı hissetmediğiniz müddetçe hikaye. Şimdi çok güzel şey yapanlar falan var. Fakat şey sanal. Arkası boş. Hollywood dekoru gibi. Bunun gerçek ölçüde yapmak. Yani dedim ya hala otomobil firmalarında birebir şey model yapılıyorsa tutmak, hissetmek falan anlamında. Bu işin şeyidir. Yani disiplini için bunu yapması gerekir. Yoksa gayet tabii canım yani şimdi çılgın şeyler var. Ben o kadar çok şey değilim yani dışarıdan seyrettiğim kadarıyla. Çılgın şeyler yapılıyor. Teknolojiler, programlar falan var. Yani gerçeğinden daha gerçek şeyler çizebiliyorsunuz. Ama onu sizin yani kafanızdaki, beyninizdeki o soyut düşünceyi somuta aktarmak için o beyin-el ilişkisini kullanmanız bu işin şeyidir. Her meslekte bu vardır yani başlangıçta. Bu işin disiplini için bunlar yapılır. Yapmak zorundasınız. Yani o askerlik süngü hücumu çok tipik bir örnektir. Gerçekten şöyledir hakikaten eğer siz askerde sola döndüğünüz zaman bir sağa döndüğü zaman o şey 10 tur ceza yer. Çünkü öyle olmak zorunda. Yani orada her şeyin çok ciddi ve çok böyle milimetrik dakik gittiği bir sistem hataya yer yok. Tasarım da böyle. Yani hataya yer yok. Yani o şeyi elde edeceksiniz. Tamam tek tek çizgi çizin, şey yapın, yazın, yazınız düzelsin, bir şeyler yapın, elle çizin. Ya sonuçta o keyfi alın. Yani elle çizmenin başka keyifleri var. Yani bir sanatsal keyfi de var. Bir skeç çizdiğiniz zaman hiçbir zaman bir elle çizilen, bizim bir öğrencimiz vardı, kulakları çınlasın. Tükenmez kalemle bir eskizler serdi. Hayran kalırdık.
Ona verdik. Sen dedik mezuna kadar bilgisayar kullanmayacaksın. Yasakladık sana. Bütün projelerini elle çizeceksin. Şeyden sonra öğrendi çocuk. Mezun oldu bir gün geldi. Ya hocam uzaklığı da mecburen piyasa öğretiyor dedi. Gerçekten yani bu şaka değil. Yani bunu bu işin keyif tarafı ama disiplin olarak bunu şey yapmanız lazım. Yani yeni teknolojiler çok doğru. Yeni teknoloji sadece yani çizmek, render almak değil. Yeni teknoloji araştırmalarda kullanabilirsiniz. İşte bir algoritma kurmakta kullanabilirsiniz. Ne bileyim bir araştırmayı modellemede kullanabilirsiniz. O kadar çok imkanınız var ki tabii kullanın. Yani kullanmazsanız şaşarız. Ama ya bunu böyle şey gibi eski yeni tartışması alaylı mektepte gibi falan şeye getirmemek lazım. Yani evet sketch yapmak önemli. Benim yine şimdi madem lafı açıyor Hans El diye bir hocam vardı. Almanya'nın en ünlü mobilya tasarımcılarından bir tanesi. Bir şeye gitmiştik. Geziye gittik sınıfça. Frankfurt'ta da Darmstadt'ta bir takım şeylere. Şeyde asistanla beraber işte dönüşte trende peçete üzerine şey yaptı adamlar ya. Tasarım yaptılar. Konuşlar, tartıştılar, martıştılar falan filan. Orada şeye giderken orada 1,5 saatlik yolculukta bildiğimiz kağıt peçete üzerine kalemle şey yapıyorlardı. Sketch çiziyorlardı. Yani her yerde şey yapılabilir. Yani önemli olan aklınızda bir şey varsa onu bir şekilde başkalarına görünür şeffaf kılmak. Yani tasarımcının bir marifeti de budur. Bunu çok iyi yapmak da o da güzel bir şeydir. Yani insanları etkilersiniz. Ama salt bakın şöyle söyleyeyim. Salt ve salt şey yapanlarda hep böyle bir yapaylık sunik hissediyorum. Yani eli iyi olan öğrencinin projesi de şeyi de çok iyi. Render de çok iyi oluyor. Benim 40 yıllık tecrübem. Ama bazıları mesela böyle hop diye şeyden hani A, B, C demeden X, Y, Z'ye atlayan tipler gibi hemen bir bilgisayar alıyor. Birkaç şeye falan gidiyor. O şey değil. Mesela onu yapıyorlar. Ne bileyim şimdi artık şeyler o küçük 3D şeyler falan. Kim geldi? Ne, 400 liraya adam şey yapıyor ya. O zaman şimdi tabii 400 değildir artık. 1 lira olmuştur. Şey üretiyor. Ne derler? 3 boyutlu printer. Bunları kullanacaksınız tabii. Hemen bir şey çizin. Hemen yapacaksınız. Evinizde öyle bir köşeniz olacak falan. Yani bunlara karşı değiliz ama şey olarak da her şeyin başında muhakkak bir şekilde bu işin temel kurallarını yani çiziyorsan elinle çiziyorsun. Yani Allah korusun engelli falan değilseniz elinize çizeceksiniz yani. Daha sonra aynı elde mouse tutacaksınız veya parmağınız ile işte şeyde laptopta bir şeyi halledeceksiniz. Şey yok. Yani bu konuyu yani dijitalleşme bir tabii dijital çok daha geniş bir kavram. Yani başka şeyler de içeriyor aslında. Abi yani tasarım açısından bakıldığı zaman yani ben hakiki yani otantik şey çıkış noktalarının olmasına şey yaparım. Nedir işte bu bir şeyi çizmeniz, etmeniz, düşüncelerinizi anlatabiliyor musunuz? Eğer bir şey hakikaten kalemle güzel çizemiyorsanız mouse'la çok doğru çizme şansınız yok. Bunu da söyleyeyim. En kral programı da öğrenseniz. Yani mesela çok güzel şeyler çiziliyor ama mesela onu uygulamak için yeni baştan şey, uygulamalar için mesela dijital ortamda şeyler bilmeniz lazım. Mühendislik programları var. Onları da öğrenmeniz lazım. Sadece böyle renderlarla iş bitmiyor. Renderlarla üretim yapamıyor, yapılmıyor. Ya onları öğreneceksiniz. O katyalar, matyalar falan bir sürü konuşuyorlar falan filan. Ben tabii şey yan gözle bakıyorum. Benim yaşım gereği beni ilgilendirmiyor. Ama böyle yani bu hayatın başka bir gerçeği. Onları da biliyorsanız meraklı. Ya çok var şimdi yeni nesil meraklı yani. Bunlar artık doğduklarından beri işte şey telefonlarla şeylerle joysticklerle falan doğan bir nesil. Tabii ki bunlara şeydir ama İşin öbür tarafını unutmamak lazım. Yani bir şeyi çizebilmeli. Yani ne bileyim işte tren, işte, vagon restoranda kahve içerken de bir şey veya bir toplantıda bir blok notada küçük bir sketch atabilmelisiniz yani gerektiğinde. Dur abi bir dakika ben şeyden arabadan laptopumu alayım sana sen denmez her zaman gibi. Yani o gözle bakın. Yani o tarafınızı da ihmal etmeyin. Tabii ki artık her şey dijital yani her şeyin çoğalması, etmesi falan bunlara karşı gelemiyoruz. Evet başka? Benim sorularım bu kadardı hocam.
Eğer başka sorusu olan varsa kamerasını, mikrofonunu açmak Evet, isteyebilir. 21 bir sınav var. Onlardan yok mu çorum? Bunlar Evet. köşeye dinleyip şey yapıyorlar. Bizim şimdi yeni moda öğrenci şeyi böyle profili. Kamera açmıyorlar. Şey demiş, menajerlerinden sonra menajer şey diyormuş, yüzünüzü eskitmeyin. Hepsi şey, artist ya. Yani biz de böyle şeyler. Ya açın konuşun. Biraz mikrofonu açın, şart değil yüzünüzü şey yapmasak bile. Sorularınız varsa şu an sorabilirsiniz. Son dakikalara geliyoruz zaten. Evet ya, daha bir 10 dakikamız falan var. 12.30 demiştin değil mi? Evet. Sinan Yok Bey, mu? Merhaba. Kamerasını açanları Merhaba, ben keyifle hocamı dinliyorum. Ümit Hocam, Sinan. Benim... Nasılsınız hocam? Sinan, merhabalar. Sağ ol Sinan. Sağ ol güzelim. Ben hocalar arıyor yani hala şey. Yok, ben günün sonunda Ümit Hoca benim de hocam. Yani yüksek lisansta biz çok bilinçli olarak hocamdan ders aldık. Almaya da devam ettik. Sonrasında hatta ortak buluşma noktalarımız meslek hayatında da oldu. Orada da her gördüğümüz dakika, her fırsat, her koridor buluşması bile bir size bir şey katıyor. O yüzden ben keyifle dinliyorum. Pür dikkat, aklım zihnim sizde diyeceğim şöyle, o yüzden siz söyleyince kameramı açayım istedim. Yoksa ağzınıza sağlık. Yok, görüştük ya. Bu vesileyle en azından görüşmüş olduk. Okay. Artık şeyden bile, kameradan bilmiyorum ama pandemi de sana yaramış gibi biraz. Biraz da şey, biraz kameranın torsiyonu mudur nedir bilmiyorum. Kamera torpilidir hocam, o aynen. Kamera torpili. Ama şöyle bir şey yapayım, yani hocam çok fazla şeye değiniyor, muazzam bir tecrübe. Ben hocamın şeylerini hatırlıyorum, derse geldiğinde böyle küçük Almanca kitapları vardı, onları masanın üzerine dizerdi böyle tek tek. Her birinden birer kuple bir şey anlatırdı, hatta Almancalarıyla beraber de anlatırdı, hani şu demek falan diye. Şimdi hala ya bu bir yaşam tarzı ya, onu... İdrak etmek çok önemli öğrenciler için de. Bugün hala biz hocamızdan bir şeyler öğrendik. Biz bunu, ki ben endüstriyel tasarım değilim aslında, iç mimarım. Ama bugün bile bu tasarım dünyasından aldığımız ahlakı, düşünme mantığını ya da yaşam tarzını diyelim, hala aktarmanın yollarını arıyoruz. İşte hocamın derslerinde anlattığı, hiç unutmadığım işte... Statü göstergesi vesaire gibi onlarca böyle konu vardı aldığımız yüksek lisanstaki derslerde. Bugün konsept bile çocuklara çalıştırırken işte diyoruz ki ya birazcık ego nedir araştır, statü nedir araştır, bak işte statü göstergesi nedir araştır falan gibi şeyleri yönlendiriyoruz hocam. Yani demek bayağı katkısı olmuş. Biz hala sizin anlattıklarınızı pazarlıyoruz, haberiniz olsun yani. Sağ ol. Ama bu iş böyle ya, bu iş için bayrak yarışı gibi. Yani sonuçta benim yaşıma geldiğimde senin öğrenci, senin anlattıklarına şey yapacak. Yani bir de aslında iyi hatırlattın. Şimdi burada ağırlıklı olarak biz proje bazında konuştuk. Yani tasarım şeyi. Benim ayrıca ikinci bir şeyim de metodoloji anlatıyordum, yöntem bilim. Kreatif yöntemler ve yüksek lisansta da tasarım teorisi, işte semantik gibi o tip teorik derslerim de vardı. Yani onu iyi hatırlattın Sinan, çok sağ olasın. Yani onu da giderayak anlatayım. Hani az şey kalmasın. Gerçekten bir de bu tip derslerim oldu. Mesela şimdi çarşamba günü salt bu dersler için gidiyorum Marmara'ya. Projeye gitmiyorum. Yani artık genç arkadaşlara. Yani hocam bir fikir diyorlar ama artık diyoruz tamam, onun için genç arkadaşlara bırakalım bu işleri. Bu da önemli. Yani tasarım eğitimi sadece proje anlamında değil. Yani bir sürü yan formasyon dersi, mesela ve metodu, o dersleri benim okuduğum Kassel ve ben hakikaten şanslı bir insanım o konuda. Tatbiki de okurken en iyi zamanda okudum. Yabancı Alman hocalarının şeylerine, en kaliteli şeylerin o zamanlardaydı. Şeyde de Almanya'da da okuduğum zamanda çok çok iyi hocalarla okudum. Mesela bir sosyal bilgiler dersine gelen Krahov'da bir hocamız vardı. Onun hocası Nobel kazanmıştı. Öyle bir adam. Daha sonra bir, dediğim gibi Hans El diye bir hocamız vardı. Almanya'nın en ünlü mobilya tasarımcılarından bir tanesiydi. Bir başkası öyle, Herkupes öyle. Alman Tasarım Derneği'nin kurucusu idi.
Sonra başka bir proje yaptığım başka bir hoca şeydi. Airbus endüstrisinden gelmişti. Uzun orada çalışmış. Sonra profesör olarak bizim okula geldi. Onunla çalıştım. Yani o size yolladığım bir şey vardır. Küçük bir dijital ortamda o resmi buldum. Onu yolladım özellikle. Öğrencilik yani 75 senesi yaptım onu ben. El Feneri projesi. Folks diye bir şey hoca. O da, yani o da misafir olarak bize geliyordu. Misafir doçent olarak geliyordu. Almanya'daki en önemli tasarımcıdan bir tanesiydi ve ağırlık şeyi de dişçi ünitleri yapıyor. Çok modern, çok şık dişçi ünitleri yapıyordu. Ve Max Bill var, ünlü Bauhaus'u. Onun öğrencisi yani o tip insanlardan bir şey almak, yani işte biz de o aldıklarımızı bir şekilde, demin soru ya, Almanya'dan ki birikimize ne oldu? İşte bunları da dolayısıyla işte mesela Sinan'ın şeyi iyi oldu. Yani neyi alıyorsak bir şekilde aktarıyoruz. Kendi bilgilerimizi katıyoruz. Kendi deneyimlerimizi katıyoruz. Bu şekilde çocuklara falan bunları şey yapıyorduk. Ve de şey işte çok da iyi şeylerimiz vardı. Yani bizim Marmara Okulu'nda iyidir. Şey yoktu, pek fazla PR yoktur ama yani bizim bölümde çok ciddi şey dersleri verilirdi. Bu tip tamamlayıcı yani tasarımı tamamlayıcı dersler. Bu da çok önemli. Yani çok farklı şeylerden mesela ergonomi dersi vardı bizim şeydeki okulda. Ergonomi dersine ortopedik kliniğinden bir hoca geliyordu. İki haftada bir. Bizde de mesela şeyden Cerrahpaşa'dan bir hoca getiriyorduk. Yani dersi uzmanın anlatması. Farklı uzmanlardan şey almak. Yani şey gibi hani her çiçekten bal toplayan arı gibi olmak lazım. Yani herkes bir şey anlatıyor. Yani çok teknik spesifik dersler de öyledir. Gerçekten bir doktor gelirse ergonomi, antropometri anlatabilir. Ne bileyim bir hukukçu arkadaş geliyor, tasarım hukukundan bahsediyor. Yani bunları da bilmek lazım. Çünkü şöyle bir şey, bir de şunu ben keşfettim. Kaç dakikamız var? 5 dakikamız var. Mesela istediğiniz kadar iyi tasarımcı olun. Yani şey projeleriniz iyi olsun. Şimdi ben baktığım zaman mesela şeylerde firmalarda filan şeye bakıyorum. Böyle tasarımda söz sahibi olan konuşan tipler başka yeteneklerle geliyorlar. Dil biliyorlar, başka şeyler sertifika almışlar, daha girişkenler, bir şeyi çok güzel anlatabiliyorlar, çok iyi sunabiliyorlar. Mesela bir şey çok önemlidir, bir proje sunmak çok önemlidir. Projenizi savunmak çok önemlidir. Harika şeyler çizersiniz. Bu detay ne deyince hıp hıp kem küm dediğiniz zaman karizmanız çizilir yani söyleyeyim. Bütün bunları çok iyi yapan yani ağzı laf yapan, şeyi bilen, dışarıda şey olan tipler baktım büyük firmada hep bu insanlar mesela şey oluyorlar. Şef oluyorlar veyahut da başka şeyler oluyorlar falan. Öbür türlü o çok iyi şey yapan çocuklar mesela daha uzun süre aşağılarda haldır haldır proje çiziyorlar. Yani buna da dikkat edin. Yani şeyler hayatta da ama böyledir. Dikkat ederseniz bakın hep böyle şey tipler aktif tipler öne çıkar. Konuşur, eder, ikna yeteneği olur falan. Yani bunlar daha çabuk şeye gelir. Üst mevkilere gelir. Tabii şey olacaksanız yani bir yerde bir kurumda çalışan, bir kurumsal bir firmada çalışansanız o öyledir ama genelde bizim yani benim bildiğim bizim Marmara'dan Türkiye'nin büyük çoğunluğu iç Marmara'nın öyledir. Daha çok serbest freelance çalışırlar. Ama şimdi artık her şey o biz o şey daha önceki şeyden almıştık. Şey oldu yani bir ortak tasarım. Yani bir tasarım yaparken grafikerle çalışıyorsunuz, iç mimarla çalışıyorsunuz, reklamcıyla çalışıyorsunuz. Yani bütün bu şeylerle de iletişim kurabilecek yeteneğiniz, diliniz, ikna kabiliyetiniz olması lazım. Yani bunlarsız da olmuyor. Harika şeyler çizebilirsiniz. Renderlar vesaire. Hiç önemli değil. Önemli tabii de bu anlamda önemli değil. Çünkü bütün bunları da bir şekilde insanlara sunmanız, ikna etmeniz, anlatmanız falan gerekir. Yani bu da bir şeydir. Yani tasarımcının olması gereken artılarından biridir diye düşünüyorum.
Hocam, şu son 3 dakikamızda beraber bir fotoğraf çekilebilir miyiz kapatmadan? Gayet tabii çekelim. Tabii. Tamamdır. Merve arkadaşımız çekecek bizi. Çeksin. Tamam. Önce hocam sizi alacağım. O yüzden başka kimse konuşmasın şu an. poz verseniz sizi çekeceğim. Ben işte duruyorum böyle böyle çek işte. Tamam, çekiyorum. 3, 2, 1. Bir tane daha alacağım. Bir saniye. Üç, iki, bir. Bir de hep birlikte alıyorum. Kameralarını açmak isteyen arkadaşlarım açabilirler. Evet, bence açın. Var hiç olmazsa cihaz olsun. Fotoğraflarım oldu. O zaman açan... Yoklamada var yazılırsınız. Açan yok gibi alıyorum ben. 3, 2, 1. Tamam, aldım. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Son söz şunu söyleyeceğim. Geçen gün bu sizlerle konuştuğumuzda da bahsetmiştim ama diğer özellikle bugün katılan öğrenci arkadaşlar için bana böyle bir teklif yapıldığı zaman büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Çünkü daha evvel açık söylemek gerekirse birçok ortamda konuştum yani böyle akademik ortamlarda şeylerde şurada burada filan daha benzer statüdeki insanlarla ilk defa böyle bir öğrenci Sinan'ı da saymazsak o da öğrenci sayılır yani bir öğrencilerin yoğunlukta olduğu bir şeyde böyle bir şey yapmanın çok iyi olduğunu keşke daha çok kişi olsa katılsa sorular sorsalar yani öğrencilerle çok farklı kurumlardan öğrenciler onların da sorularını, dertlerini veya şeylerini dinlemek açısından. Gerçi sizler onların adını da sordunuz ya, bunun çok daha önemli olduğunu. Yani ilk defa böyle bir karşınıza bir öğrenci profiliyle bu sohbeti yapmak. Yoksa daha evvel yapıyorduk çünkü değişik mesleki şeyler orada burada filan. Çok öyle şeylere gittik radyo, televizyon dahil ama bu çok farklı yani. Bu bence çok yani şimdiye kadarki belki de en samimi toplantılardan bir tanesi çok olacağım. Bunun nitekim de herhalde oldu yani anladığım kadarıyla şey geri bildirim olarak şey yok. Birkaç kişi erken ayrıldı ama olsun. Yani hep hemen hemen aynı kişiler şeyde kaldılar. O yüzden çok memnun oldum. Sanırım sizler de memnun olmuşsunuzdur. Çok teşekkürler böyle. Hocam. Değerli vaktiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu etkinlik için de çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen sonra şeyin başlıyor. Serhat Aç'ın şeyin başlıyor. Yarım saat aramız tamam, var peki. Şimdi. Saat 1'de de Serhat Aç Ersay'ın arayacağız. Tamam çocuklar peki. Metin Erdoğan tekrar arada bir şey yapalım. Arada böyle, böyle bence bakın size şeyin dijital çağın ve teknolojinin şeyi budur. Şimdi bir sürü insan var. Şurada burada. Mesela böyle hocalara, tanışıkları falan arada bir toplayın. İnsanlar konuşsunlar, etsinler falan. Yani bu güzel bir şey. Çünkü öbür türlü bir araya gelemiyoruz. İstanbul'da bir araya gelemiyoruz. Ha. Beş kişi, dört arkadaş bir kilometre karelik bir alanda oturuyoruz. Nişantaşı, Yıldız, Fulya falan. Senede bir defa, iki defa bir araya gelebiliyorduk. Ama böyle işte yani en azından herkes konuşuyor. Pandeminin tek katkısı hocam herhalde. Teknolojik devrim. Aslında böyle. Evet yani şey böyle hep böyle bardağın dolu tarafına bakmak lazım arada bir. Evet yani pandeminin şeyleri var doğru. Yani birçok insan şey yaptı. Rahat ortamlarda şeyler yaptı. İletişim kurdu. Güzel bir şey. Biz yılbaşı toplantısı yaptık böyle şeyde. her sene okulda yapardık. Bu sene ekranda yaptık. Peki çocuklar yaparız ben sıfır tuttum. Daha İyi günler diliyorum. Önce ben mi çıkayım en büyük olarak? Evet hocam olur. Tamam. Teşekkürler hocam. Teşekkürler.